Ordu da trafik kazalarını azaltabilmek ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturabilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya yürürlüğe girdi. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının çoğunluğunun yayaların karşıdan karşıya geçmesi sırasında meydana gelmesi üzerine İçişleri Bakanlığı 2019 yılını Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın sloganıyla Yaya Öncelikli Trafik Yılı olarak ilan etti. Yayaların trafikte öncelikli olduğuna dikkat çekmek isteyen bakanlık, yıl boyu sürecek bir kampanya hazırladı. Kampanya 81 ilde eş zamanlı olarak başlatıldı. Ordu'da Vali Seddar Yavuz tarafından başlatılan kampanyada sürücülere yayaların geçiş üstünlüğüne sahip olduğu bir kez daha hatırlatıldı ve broşür dağıtıldı. Kampanyayı başlatan Vali Seddar Yavuz, uygulamanın başlaması sebebiyle il genelinde 955 emniyet ve jandarma personeliyle 288 farklı yaya ve okul geçidinde bu uygulamanın yapıldığını belirtti. Malumlarınız olduğu üzere dünya üzerindeki en kıymetli varlık insan. Ve insana dair en önemli husus da yaşama hakkı. Ve yaşama hakkına yapılan her türlü müdahale de haksız ve insana hakaret ve insanın bedensel bütünlüğüne bir saldırı olarak nitelendiriyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman trafik güvenliği hepimizin üzerinde en fazla durması gereken hususlardan bir tanesi. Çünkü can ve mal kayıplarına ve birçok insanımızın da engelli hale gelmesine sebep olan önemli bir husus ve çağımızın en önemli belki sorunlarından bir tanesi. İşte bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatlarıyla İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun himayelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz bir mevzuat değişikliği yaparak özellikle yayalara öncelik verilmesi hususunda bir düzenleme yaptı. Öncelik yayanın sloganıyla 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan etmiş bulunuyoruz. Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş yolda sürücüleri durdurarak broşür dağıttı ve karşıdan karşıya geçişlerde yayaların öncelikli olduğunu hatırlattı.